Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ücretsiz eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu videoda Twitter'da reklam vermeyi göstereceğim. Baştan sona bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Hemen profilimize giriyoruz. Gördüğünüz gibi şu an Twitter profilimdeyim. Bu arada Hanimiş Teknoloji'yi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Buradan bakın more diye bir buton var. Daha fazlası yazabilir sizde Türkçe olarak. Buraya girdikten sonra bakın Twitter Ads ya da işte burada bir reklam yazısı olacaktır. Buna tıklayacaksınız. Twitter reklamları gibi. Yani Türkçe'ye çevirdiğinde bakalım bir Türkçe şöyle. Evet. Twitter reklamları şeklinde. Ve buraya geldiğinizde farklı reklam çeşitleri görülüyor. Bunu eğer daha önce YouTube'a reklam verme videomuzu izlediyseniz, yani Google AdWords reklamlarıyla alakalı videomuzu izlediyseniz aynı olay aslında burada da var. Farklı reklam seçenekleri var burada. Birinci reklam çeşidi tweet etkileşimleri, yani Twitter'ınızın, yani tweetlerinizin daha çok işte beğeni ve retweet almasını ya da işte şey ne deniyordu, cevap almasını, aynen yorum almasını istiyorsanız tweet etkileşimlerini seçeceksiniz. Yani bu etkileşim odaklıdır. Her birinde, yani mesela etkileşim istiyorsanız farklı, gösterim istiyorsanız farklı, sitenize yönlendirilmesini istiyorsanız farklı reklam seçmeniz gerekiyor. Mesela ikincisine bakalım. Bunda da eğer video ve giflerinizin daha çok kişiye gösterilmesini istiyorsanız, yani daha çok böyle işte like ve retweetlerde, cevaplarda daha çok sayı istiyorsanız, öyle söyleyeyim, istatistik istiyorsanız bunu seçmeniz lazım. Ama eğer bir videonuz varsa ve bunu daha çok kişiye göstermek istiyorsanız, daha çok kişi izlesin istiyorsanız, ikinci seçeneği. Bunda da ikinci seçeneğin aynı mantığı, sadece bunda hani video ve gif değil de sadece bir tweetiniz var. Tweetinizde yazdığınız şeyin daha çok kişiye gösterilmesi, yani daha çok okunmasını istiyorsanız farkındalığı seçmeniz gerekiyor. Web siteleri, tıklamaları ve dönüşümleri. Burada ise dışarıya link vereceğinizde bunu seçmeniz gerekiyor. Yani işte benim bir web sitem var ya da benim bir Facebook sayfam var ya da benim bir YouTube kanalım var gibi Twitter dışındaki bir siteye yönlendirmek istiyorsanız, işte YouTube kanalıma, YouTube'daki bir videoma yönlendirmek istiyorum, o zaman bu web sitesi tıklamasını seçmem gerekiyor. Yeniçi video görüntüleme sayısı. Bu Twitter'da şu an aktif mi bilmiyorum. Benim hiç karşıma çıkmadı ama bunun mantığı da şu. Hani Twitter'da böyle ana sayfada gezip bir video izlediğinizde, herhangi birinin videosu, video içinde reklam çıkması demektir. Demek ki var ki burada ben denk gelmemişim. Buraya koymuşlar. Bunu biliyorsunuz. YouTube'da da aynısı var. Mesela YouTube'da bir video izlerken işte aradan bir bakıyorsun, video duruyor, reklam çıkıyor gibi. Bu yayın içi video görüntüleme sayısını seçiyorsunuz bunun için. Takipçiler kısmı seçeneği de takipçi kazanmak için reklam veriyorsanız takipçiler seçeneği seçmeniz gerekiyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Mesela, yani neden böyle seçeneklere ayrılıyor? Mesela takipçileri seçerseniz diyorsunuz ki bana gelen her takipçi için 10 kuruş ödeyeceğim. Şu an sallıyorum parasını bu arada. İşte video görüntülenmeyi seçerseniz her video görüntülenmesi için 1 kuruş ödeyeceğim. Ya da işte web site tıklaması için her web site tıklaması için 10 kuruş ödeyeceğim gibi seçiyorsunuz. Bu yüzden bunlar ayrılıyor gördüğünüz gibi. Yani işte takipçileri seçerseniz tweet'in daha çok kişiye gösterilmesi değil de daha çok takipçi alması önemlidir. Twitter'da ona göre sizi daha çok takip edecek kişilere önerecek. Yani reklamınızı gösterecek. Böyle bir mantığı var. Uygulama yüklemeleri. Eğer bir uygulamanız varsa, bunu insanlara indirtmek istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Uygulama yeniden etkileşimleri ise, yani bakın burada uygulamanızı biri indirdiğinde para kazanıyorsunuz. Ay pardon, para harcıyorsunuz, reklam bütçenizden harcanıyor. Burada ise uygulamanızı biri indirip kullandığında harcıyor. Yani buna işte 10 kuruş veriyorsanız bunda muhtemelen 20 kuruş vermek zorunda kalacaksınız ama kullanımı garanti edeceksiniz gibi seçebilirsiniz. Şu an biz hangisini seçelim? Hadi web site etkileşimlerini seçip bir YouTube videomuza hit çekelim. Hemen bir isim belirliyorum. Hanimiş reklam olsun. Yatırım kaynağı buradan kredi kartı. Evet, şu an zaten başka bir seçenek yok. Mecburen zaten kredi kartını seçeceğiz. Günlük bütçe, her gün kaç euro harcamasını istediğini seçeceksiniz. Fakat burayı Türk lirası olarak ayarlayabilir misiniz? Onu söyleyeyim. Yani şu an bir euroya bakalım. 1 euro yaklaşık 7 lira şu an.
Yani siz buraya bir yazarsanız günlük 7 lira harcamış olacaksınız. Yani tutup buraya işte 10 yazıp işte günde 10 lira belirledim ama param gitti demeyin. 10 yazarsanız 70 lira harcayacaktır. Buna göre günlük bütçe belirleyin. Mesela 1 euro olsun. Biz günlük 1 euro belirleyelim. Toplam bütçem de 10 euro olsun. Yani maksimum 70 lira harcayacak, yani 7 gün sürer bu reklam ve günde de maksimum 7 lira harcayacak kura göre. Bu şekilde bir belirleme yaptım ve reklam ne zaman başlasın? Bakın, hemen benim reklama girdiğim andaki saat giriyor burada. Yani bu ne demek? Reklam anında başlasın demek. Bunun yerine ileri bir tarihte reklam başlatabilirsiniz ve bir bitiş tarihi girebilirsiniz. Bitiş tarihi girmezseniz de günlük bütçeyi toplam bütçeyi 10 euro yaptığınız için en fazla 10 gün gösterilip 10 günün sonunda zaten otomatik duracak çünkü günlük bütçeniz bitecek. Buradaki bu ayarları yaptıktan sonra ileri butonuna tıklıyoruz. İlerleme hızı standart veya hızlandırılmış. Standart seçmeniz daha iyidir. Standartı seçerseniz daha fazla detay ekleyebilirsiniz. Hızlıyı seçerseniz daha az detay eklersiniz ama daha hızlı kurulum yapmış olursunuz. Bir kategori seçmemiz gerekiyor. Şurada reklam grubu adı girelim hemen. İşte ne olsun? Spotify videosu reklamı olsun. Şu en son bir Spotify videosu, Spotify ücretsiz şarkı nasıl yüklenir diye bir video yapmıştım. Onu yayınlayacağım şu an. Toplam reklam grubu bütçesi 10 euro. Eğer Google, dediğim gibi, Google reklam videomuzu izlediyseniz aynı mantık burada da var. Hani önce bir kampanya bütçesi, kampanya adı, bakın burada da reklam grubu adı ve reklam grubu bütçesi diye alt alana ayrılıyor. Benim yaptığım şekilde yaparsanız, geniş bütçenizi buraya yazarsanız sıkıntı yaşamazsınız, eğer mantığını anlamadıysanız. Teklif türü, burada hedef maliyeti seçerseniz, eğer siz işte tıklama başı bir kuruş belirlediyseniz bu bir kuruş reklam harcar gibi düşünebilirsiniz ama maksimum teklifi belirlerseniz, eğer siz bir kuruş verdiyseniz ve bir başkası gelip o reklama 2 kuruş teklif ettiyse, onun önüne çıkmak için otomatik olarak Twitter sizin bütçenizi 3 kuruşu arttırır. Aynısı YouTube reklamlarında da var. Aslında gidin açıklama kısmına YouTube reklamını da koyayım. O videoyu izleyin. İşi tamamen öğrenin. Aynısını gelin burada uygulayın derim yani. Otomatik teklif ise bu söylediğim şeyleri otomatik olarak ayarlar. Yani gerekmedikçe bütçenizi arttırmaz ama biri önünüze geçeceğinizde otomatik olarak bütçenizi arttıracaktır. Bu şekilde ölçüm seçenekleri, burada bir şey yapmamıza gerek yok. Hemen sonraki diyelim. Gelelim kitle belirlemeye. Şuradan özel kitleler deyip buradan önce reklamın gösterilmesini istediğiniz cinsiyeti seçelim. Erkek, kadın ya da her ikisi de seçmek için bunu tıklıyoruz. Yaş aralığı belirleyebiliriz. Mesela ne olsun? Yaş aralığımız ne olsun? 18-34 olsun. Mekanlar, diller, teknoloji vesaire, buraya alanınızı daraltacak anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Mesela önce şeyi seçeyim, dur. Mekanlar Türkiye. Ha pardon, buradan teknik özellikleri seçebiliyoruz. Mesela platformlar deyip hangi cihazlarda reklam gösterilmesini istediğimizi belirtebiliyoruz. Yani iOS, yani iPhone ve Apple'ın cihazları, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, Android cihazlar gibi buradan seçenekler yapabilirsiniz. Mesela Android ekleyeyim, bir de masaüstü ve dizüstü ekleyelim. Diyelim ki sadece yani iOS destekli olmayan bir şey tanıtacaksınız. Bu şekilde Android'i ve masaüstünü seçtim ben bunun için. Bunun dışında işte buradan dil ekleyebilirsiniz vesaire. Hadi Arapça ekleyelim. Şu an zaten sallamasyon öylesine bir reklam yapıyorum. Başka ne olabilir? İşte cihaz modellerine kadar burada seçim yapabiliyorsunuz. Yani mesela diyelim iPhone 8 Plus telefonuyla alakalı bir kılıf satıyorsunuz, bir şey satıyorsunuz. Gidin sadece iPhone 8'e hedefleyin, yani bu kadar da basit. Mekanlar.
diye bir seçenek de var. Bakalım. Starbucks çıkmadı. Ne çıkabilir acaba? Çıkacak mı bilmiyorum. Burayı hiç kullanmadım daha önce. Neyse, orayı da siz kurcalarsınız. Zaten anahtar kelimeyle de birazdan alanı daraltmayı göstereceğim. Bu şekilde işte işletim sistemi sürümlerine kadar detay ekleyebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar yeterli. Bakın, burada Twitter'ı ilk kez yeni bir cihazda veya operatörde kullanan kullanıcıları hedefleyin diye bir buton var. Bu butonu neye koyduklarından emin değilim ama şundan dolayı olabilir. Mesela yeni telefon almış birine sunmak istediğiniz bir reklam varsa özellikle bunu bile ekleyebiliyorsunuz. Yani YouTube reklamlarında bile bu kadar detay yok demeyeyim de farklı sistemleri var. Onu da en son bir reklam videosunda anlattım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. YouTube'da da çok güzel kitle hedefleme yöntemleri var ve kimse bilmiyor bunları. Hepsini anlattım sizlere. Hemen anahtar kelime. Evet, en sevdiğimiz kısım. Mesela burada ne yapabiliriz? YouTube ekle dedim. Başka ne olsun işte, teknoloji. Bakın, YouTube ve teknoloji ekle dedim. Bir de ne ekleyeyim, böyle bakayım, Webtekno diye bir şey çıkacak mı? Aa, Webtekno da çıktı. Bakın, dışlamak dedim. Şu an sallamasyon bir şey yaptım da. Bakın, bir ekleme var, bir de dışlama butonu var. Şu an burada ben ne dedim biliyor musunuz? YouTube ve teknolojiyle ilgilenen insanlara reklamımı göster. Ama YouTube ve teknoloji ile ilgilenenler arasında Webtekno ile ilgilenenlere reklam gösterme. Yani Webtekno ile ilgilenenleri eleyip şuraya şu reklam gösterecek. Yani bu şekilde dahil etmek istediğinizi veya asla göstermeyin dediklerinizi bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Şu an sadece örnek olsun diye Webtekno'yu ekledim. Sonuçta o da bir teknoloji kanalı. Ve diyelim ben hani rakip görüyorum onu ve reklamımı Webtekno ile ilgilenenlere göstermesin. Onlar bana gelmez falan diye şu an sallamasyon bir senaryo uydurdum. Siz işinize göre bunu düşünün. Hadi bunu da yaptık. Bakın, geçmiş tweetlerinizi gören ve bu tweetlerle uğraşan kişileri yeniden hedefleyin derseniz, daha önce bir şekilde tweetlerinize rastlayan, etkileşime geçmiş insanları hedeflemiş olursunuz. Bu da güzel bir özellik. Bu şekilde bir hedef kitlesi belirleyebilirsiniz. Ben şimdilik bunu kapatacağım. Kitlenizi genişletin diye bir buton var. Eğer bunu açarsanız sizin belirlediğiniz kitleye yakın kişileri de alabilir. Bakın, şimdi kitlem burada. Burada bir genişletilmiş buton var. Bakın, bu birebir sizin istediğiniz kitledir. Şöyle bunu alıp genişletmiş dediğinizde sizin hedeflediğiniz kitle ve yakın çevresidir. Bunu sona getirdiğinizde sizin belirlediğiniz kitleye işte hemen hemen benzeyen herkese reklam gösterir. Bu da bütçenizle alakalı aslında arkadaşlar. Düşük bütçeli bir reklam verecekseniz en iyisi sizin belirlediğiniz kitleden dışarı çıkmasın. Zaten yoksa verim düşer, reklam verimi düşer yani. Tabii ki milyonlarınız varsa ve hedef kitleniz küçükse mecburen bunu yeterince genişleteceksiniz ki daha fazla kişiye gösterebilsin. Yoksa eğer sizin hedef kitleniz sadece 5000 kişiyse sadece 5000 kişiye reklam gösterebilirsiniz. Tabii ki 5000 kişilik harcama yaparsınız. Yani zaten reklam gösterim başı harcama yapıyorsunuz. Yani bir maddi kaybınız olmuyor. Yani burası bir maddi kayıp yaratmaz. Sadece eğer kitlenizi genişletirseniz ve az bir bütçeniz varsa reklam verimsiz olur. Yani sizinle ilgilenen 10 kişi yerine 7'si sizinle ilgilenen 10 kişiye reklam gösterirsiniz, öyle söyleyeyim. Buradan sonraki diyorum hemen. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Sizin için her gün ücretsiz yeni bir eğitim videosu ayarlıyoruz. Ayarlıyoruz ne ya? Hazırlıyoruz. Müthiş videolarımız var. Mutlaka göz atın derim. Açıklama kısmında bulabilirsiniz birçok videoyu. Hedef URL'imizi ekleyelim hemen. Hemen videomuza giriyoruz. Şöyle ben durdurayım. Şöyle linkimi de alayım. Şöyle sileyim de. Linki CTRL-C ile kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Hemen sonraki diyorum. Buradan belirlediğim reklama son kez bir göz atabilirim. Neler yazmışım? Günlük bütçeye bir toplam bütçeye 10 euro yazmışım vesaire. Reklam grubum burada.
Hemen kampanyayı başlatmak diyorum. Göz attım. Bir sorun yoksa. Kategori hatasını veriyor. Onu nerede eksik yaptık bakalım. Ona bir ben hemen bakacağım. Pardon arkadaşlar. Eğer siz de böyle bir eksiklik yaparsanız bakın şuradaki sekmelerden birine geri dönebilirsiniz. Şu reklamlar sekmesindeyiz. Şurada kategori eklemeyi şu kısmı unutmuşum. Hemen şöyle bir kategori ekleyelim. Ve şurada bakın şöyle bir web sitesi alanı diye bir seçenek var. Bakın buraya youtube.com yazıyorum. Ben şu an YouTube videosu yüklediğim için. Bu nedir? Ondan bahsedeyim öncelikle. Şimdi bakın YouTube videomuzun şöyle bir spesifik linki var. Ve insanlar linke tıkladığında buraya gelecek. Ama bu linki böyle uzun bir şekilde görmesindense youtube.com olarak görmesi daha mantıklı. Yani onlar orada youtube.com olarak görecek ama tıkladığında bu linke gelecek. Yani sizin de eğer şöyle bir siteniz varsa işte atıyorum hanimiş teknoloji.com ve sayfanız da şöyle ise işte astastastastast gibi bir şeyse nokta html böyle bir linkiniz varsa birinci gösterdiğim yerde linkinizi uzun linki böyle koyup kısa linki de şöyle hanimişteknoloji.com olarak neredesin buraya koymanız gerekiyor. Tamam, bunu da ayarladık. Sonraki diyorum. Kampanyayı başlatmak diyorum. Bakalım başka bir eksik var mı? Evet, gördüğünüz gibi son kalan ödeme tabii ki. Buraya kredi kartınızı hoppala. Kredi kartınızı gireceksiniz. Kişisel bilgilerinizi gireceksiniz işte. Adınız, soyadınız, adres vesaire şehrinize gireceksiniz. E-mail adresinizi save diyeceksiniz ve reklam oluşturma işlemi başarılı arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer bir takıldığınız bir nokta varsa yorum atmayı unutmayın ve kanala abone olup bu tür ücretsiz eğitim videolarından haberdar olmayı unutmayın. Hoşça kalın.